Distoni hastalığı vücutta kontrol altına alınamayan, istemsiz bir şekilde ortaya çıkan kıvrılmalar, ani bükülmelerle kendini belli eden ve oldukça nadir görülen bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın iki farklı sebebi vardır. Birinci sebebi genetik sebepler ki distoni geni dediğimiz genellikle DYT1, DYT6 gibi teknik detaylara çok girmeyeceğim. O gende bir bozukluk varsa genellikle bu hastalık karşımıza çıkmaktadır. Ve bu oran genetik olması, hastalığın genetik nedenli olması ortalama %10-15 hastada karşımıza çıkar. Çok daha büyük bir kısmında tam olarak aslında net bir sebep bilinmemekle birlikte bazı rahatsızlıklar distoni ile karşımıza gelebilir. Bunlara ikincil distoni diyoruz. Nedir bunlar? Beyin damar hastalıkları, inme geçirmiş olmak, bazı sinir ilaçları, antipsikotik ilaçlar, kafa travması, geçirilmiş olacak menenjit rahatsızlığı gibi durumlardan sonra da ikincil ortaya çıkacak distoni rahatsızlıkları olabiliyor. Dediğim gibi çok nadir görülen rahatsızlıklardır bunlar. Ancak hayat kalitesini oldukça olumsuz etkileyen ve bir şekilde bu hastalara ne yapabiliriz diye biz hekimleri de zorlayan bir hastalıktır. Bu hastalıkta hastalar genellikle ilk doğum esnasında çok bir sorunla karşımıza çıkmazlar. Yaş biraz ilerleyince hareketlerde katılık, ellerde kollarda kasılma, vücutta pozisyon bozuklukları, sağa sola devrik yürümeler gibi sorunlarla karşımıza çıkıyorlar bu hastalar.